El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin alemidir. Yani biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı derzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yerçekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur. Ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman Nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah
fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah-u Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa, bir peygamber ile oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir kil Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah-u Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölüyken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın Nebi ve Resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus. Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da
sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah-u Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir. Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması, yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah-u Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah-u Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah-u Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah-u Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah-u Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tenur kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor.
geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize, Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde, yani Nuh tufanının başladığı günde ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah-u Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah-u Teala en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz o Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bölünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala
İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır ben kırmadım. Kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim de diyor ki gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam geliyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir, ben ona güvenirim. Allah Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah Teala ateşe İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar? Onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanlarının kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna medar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki evladım, Allah Teala'nın emri böyle, seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor, oğlunun gözlerini bağlıyor ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen
bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır. Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah-u Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah-u Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah-u Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var. Her istediği emrinde o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah-u Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblisin söylediği o zamanının şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah-u Teala
hepsini birer birer alıyor, birleşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah Teala'nın Hazreti Eyüp'ü iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'ün hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Hazreti Eyüp'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada, o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah-u Teala buyuruyor, suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah-u Teala, burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyüp'ü dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz, keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuşurken Allah Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah-u Teala onu da. 40 güne tamamlamış oradaki süreci. 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın resulleriyiz diyorlar. Firavun bu içe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor.
Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim diyor, güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san, madem ki Allah'sın, hadi bakalım diyor, güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta, Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta, en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki, büyücüler sen mi atarsın diyorlar, yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki şimdi elindeki asayı at, korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki ben sihirbaz değilim. Bunu diyor ben yapmadım. Bunu yapan o diyor Allah ve diyor sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel Allah Teala buyuruyor ki koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki
Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah Teala buyurdu ki, Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün, biz suları açarız. Allah Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kupkuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onlara yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah Teala suları kapattı. Ve başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler. Hazreti Mısırlıların içinde Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Ve buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli. Musa'nın kavmine Allah Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahut kavmi Konya Ovası kadar bir yerde
40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor. Ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret helvası ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece kudret helvası ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret helvası da bıldırcın da Allah-u Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret helvasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah Teala. Her peygamber zamanında bu Allah Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala kabul eder de ayı gerçekten ikiye bölerse o zaman bana tabi olacağınıza dair söz veriyor musunuz bana diyor. Onlar da diyorlar ki evet. Söz veriyoruz. Allah-u Teala talebi kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor. Ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki hadi bakalım diyor ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik. Rabbimizden talepte bulunduk. Dua ettik. Allah-u Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu. Ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle. Bu bir büyüdür. Bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi bize
biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi olmayanlar, Resul'ü Resul kabul etmeyenler. Allah-u Teala diyor ki gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onlara Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Veya o Resul kendilerine Allah-u Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır, onlara tebliğde de bulunmaktadır ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler, bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkma diyor ya Ebu Bekir, söylediğimi yap, içinden, iç sesinde Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah-u Teala bir örümceğe mağaranın ağzını tamamen ördürüyor. Ve mağaranın ağzı örümcek ağıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki örümcek ağı olsa da olmasa da biz içeri girelim, emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, abraşları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah-u Teala Hazreti İsa eliyle birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren, ben sadece bir vasıtayım. Böyle derdi ve Allah-u Teala onun vasıtasıyla, onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz. Benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim, Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları.
beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim peygamber adları geçtikçe onlara yaptırdığı, onlar eliyle vücut bulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor, ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor, kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizeler yoludur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a sana. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.